Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Ali İmran suresi 1 ve 6. ayetler. Bunlar üzerinde bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Malum Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bunlardan en uzun olanlardan bir tanesi Ali İmran suresi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Zehraveyn'i çok okuyunuz buyuruyor. Zehraveyn diye ifade edilen Bakara suresi ve Ali İmran suresi. Bu iki sureye birden Zehraveyn suresi denilmekte. Bu surede ana hatlarıyla önce Hristiyanlıkla alakalı bir takım meseleler var ve ardından da Uhud Savaşı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'in bu bölümünde epey ayetler yer almakta. Ama arada çok daha değişik konulara da temas edilmekte. Ama sure bir bütün olarak incelendiğinde birinci kısım özellikle Hristiyanlarla ilgili, ehli kitapla ilgili meseleler ve ikinci kısımda da Müslümanların en önemli savaşlarından olan Uhud Savaşı'nın ilahi yorumu ve bunların Kur'an ayetlerinde değerlendirilmesi. Önce ben mealini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Elif, lam, mim huruf-u mukatta'dan ve bunlardan muradın ne olduğu çok net olarak, kesin olarak bilinemiyor. Ve harf olarak ayrı ayrı harfler şeklinde bunlar okunuyor. Kur'an-ı Kerim'in 29 suresinde bunlar var. 29 sure huruf-u mukatta ile başlıyor. Şüphesiz bunlarda pek çok sırlar bulunmakta. En azından Allah ile Allah Resulü arasında birer şifre hükmünde. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elbette bunlarla kendine bildirilen manaları da anlamakta. Tefsirlerde Allahu alem bi muradihi bi zalike, bundan muradının ne olduğunu en iyi Allah bilir. Bu mealde tefsirlerde yer almakta. Allahu la ilahe illahu, Allah ondan başka ilah yok. El hayyul gayyum, o hay kayyumdur. Nezzel aleykel kitabe bil hak, o Allah kitabı hak üzere sana indirdi. Musaddik allime beyne yedeyhi, daha öncekini tasdik edici olarak, daha önce gönderilenleri, ilahi kitapları tasdik edici olarak gönderdi. Ve enzelet tevrate vel incil, Tevrat ve İncil'i indirdi. Allah sadece Kur'an'ı değil, daha önce Tevrat ve İncil'i indirdi. Min gabl hudellinnes, daha önceden insanlara hidayet olarak, rehber olarak Allah bunları indirdi. Ve enzelel furkan, ve Furkan'ı inzal etti. Furkan'ı insanlara indirdi. İnnellezîne keferû bi âyâtillâh, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için lehum azabun şedid, onlara şedid bir azap vardır. Çok şiddetli bir azap vardır. Vallahu azizun züntigam, ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alıcıdır. İnnallâhe la yahfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis semâ. Şüphesiz Allah için göklerde ve yerde gizli bir şey yoktur. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli olamaz. Huvellezî, o Allah ki yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ, rahimlerde sizi dilediği şekilde tasvir ediyor, dilediği şekilde size suret veriyor. La ilahe illâ hu, ondan başka ilah yok. El azizül hakim, ve o Allah azizdir, hakimdir. Değerli izleyenlerim, kısaca mealini arz etmeye çalıştığım bu ayetlerde Cenab-ı Hak muhtelif meselelere temas ediyor. Kendisinin hay kayyum olduğunu bildiriyor. Kitabı indirdiğini bildiriyor. İnkar edenler için şiddetli bir azap olduğunu haber veriyor. Ve ilmiyle alakalı Allah'a gizli bir şey yoktur. Göklerde ve yerde her şey Allah'ın ilmi dahilinde cereyan etmektedir. Bunları bize anlatıyor. Elif, lam, mim ile alakalı çok kısa bir açıklama yapmıştık. Devamında Allahu la ilahe illa hum,
Allah, ondan başka ilah yok. Bu tevhid olarak ifade edilir ve tevhid dinin en temel bir esasıdır. Yani biz ehli tevhidiz. Yani tek Allah'a iman ediyoruz. Ve tarih boyunca tek Allah'a iman edenlere muvahhidler deniyor. Tek Allah'a inanmış olan, tevhid ehli olan kimseler. Hazreti Adem'den ta peygamberimize, peygamberimizden ta kıyamete kadar bütün tek Allah'a inanan insanlar la ilahe illahu, bunu kabul etmişler. Tek Allah olduğunu itiraf etmişler. Ve Allah el hayyul gayyumdur. Hay ve kayyumdur. Malum bunlar Allahu Teala'nın iki ismi. Cenab-ı Hak haydır. Yani ezeli ebedi hayat sahibidir. Ve onun hayatı bizlerin hayatı gibi sonradan değildir. Doğrudan zatındandır. Bizlere de hayat veren odur. Allahu Teala zatında hay, bizlere hayat vermesiyle, diğer bütün canlılara hayat vermesiyle muhyidir. Ve aynı zamanda Allahu Teala kayyumdur. Her şeyi ayakta tutan odur. Nasıl ki kubbeli bir bina bir takım sütunlar üzerinde duruyor veya bir gemi işte direkt onun dengesini sağlıyor. Bütün bunlar kayyumiyetin belki birer misali. İnsan ruhuyla ayakta duruyor ve iskeletinin düz olmasıyla, dümdüz olmasıyla dimdik ayakta durabiliyor. Eğer iskelet olmasa bir et yığını olacak ve yere yığılıp kalacak. Bütün bunlar kayyumiyetin bazı tecellileri. Bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın kayyum olmasıyla ayakta. İşte o gökyüzündeki büyük yıldızlar o kadar dehşetli hareketleriyle beraber biri diğerine çarpmıyor ve her biri kendi yörüngesinde yola devam ediyor. Bütün kainat çapında faaliyetler var. Ve her bir insan vücudu, her bir canlının vücudu muhteşem bir faaliyet alanı. Bütün bu faaliyetlerdeki kayyumiyet Allah-u Teala'nın tasarrufu. Allah onları ayakta tutuyor, Allah onları hareket ettiriyor. Malum bu ayetel kürsi'de de geçiyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum diye her gün ayetel kürsi'de okuyoruz. Nezzele aleykel kitabe bil hak. Allah kitabı hak üzere sana indirdi. Burada sana ifadesi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama raci. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'de ilk muhatap ve en büyük muhatap. Kur'an-ı Kerim önce Peygamberimize hitap ediyor. Onun zımnında bütün insanlara hitap ediyor. Ve bu açıdan baktığımızda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın en seçkin muhatabı ve en birinci muhatabı. İşte kitabı sana hak üzere indirdim. Hak, batıl kelimesinin karşılığıdır. İnsanların yazdığı eserlerde bir takım batıl şeyler, hurafe şeyler de bulunur. Ama peygambere indirilen kitap tümüyle haktır, tümüyle hakikattır, gerçeği ifade eder. Ve malum hak Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir. Ve Cenab-ı Hak diyoruz zaten. Hak olan Allah kitabı da hak üzere indirmiştir. Hak peygamberine göndermiştir. Bunun yanında zaman zaman ben peygamberim iddiasında olanlar var. Hatta günümüzde bile bir kısmı çıkıyorlar. Bana vahiy geldi deyip bunlar bana arş-ı alada imla ettirildi, yazdırıldı deyip sanki Allah'ın ayetiymiş gibi kendi uydurma bilgilerini insanlara vermeye çalışıyorlar. İşte bunlara gelen hak bir bilgi değil. Şeytani bir ilham. Belki kendilerine bazı şeyler görülüyor. Bazı yerlerden bir şeyler geliyor ama şeytandan geliyor. Rahman'ın ayetleri değil. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a diyorlar ki Muhtar-ı Sagafi kendisine vahiy geldiğini iddia ediyormuş. Bu konuda ne dersiniz? Muhtar-ı Sagafi kendini peygamber ilan edenlerden biri, yalancının biri. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki doğru söylemiştir. Vahiy geliyordur diyor. Ve şu ayeti okuyor. İnne şeyatine leyuhuna ile evliyaihim liyucadilukum. Şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler.
Yani burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şeytandan da vahiy var. Şeytan bazılarına bazı cümleleri vahyedebilir ve onları yoldan çıkarır. Ve bu fikirlerle onlar da insanları yoldan çıkarmaya çalışırlar. Ama Peygamberimize gelen, Cenab-ı Hak'tan gelen bir kelamdır. Haktır. Hak ve hakikati beyan eder. Ve musaddiq allime beyne yedeyh, Peygamberimize indirilen kitap daha öncekileri tasdik edicidir. Yani Peygamberimiz Tevrat'ı reddetmiyor. Peygamberimiz İncil'i reddetmiyor. Allah'ın gönderdiği sahifeleri, kitapları reddetmiyor. Çünkü Hazreti Adem'e indiren kim ise, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e kim kitap indirmişse Peygamberimize indiren de odur. Cenab-ı Hak münzilül kitaptır. Kitabı indiren ve insanlara kitap yoluyla da yol gösteren. Cenab-ı Hak insanlara yol gösterir. Yol göstermesinin bir şekli de kitap indirmesidir. Peygamber göndermesi de ilahi hidayetle alakalıdır. Kitap indirmesi de ilahi hidayetle alakalıdır. Ve hiçbir peygamber daha önceki peygambere geleni reddetmez. Burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Peygamberler birbirinin tasdikçisidirler. Mesela İsa Aleyhisselam kendinden önce gelen Tevrat'ı tasdik ediyor ve kendisinden sonra gelecek peygamberi de müjde veriyor. Saf suresinin 2. sayfasında ifade edildiği üzere, ey İsrailoğulları diyor, ben benden önce geleni tasdik ediyorum ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir peygamberi de size müjdeliyorum. Burada peygamberlerle felsefeciler arasında şöyle bir fark olduğunu görmekteyiz. Peygamberlerde birbirini tasdik etmek var. Sonra gelen önce geleni tasdik ediyor. Önce gelen sonra geleni müjde veriyor. Ama felsefecilerde ise sonra gelen önce geleni inkar ediyor ve ondan sonra gelen de onu inkar ediyor. Birbirlerini kabul etmemek, birbirlerinden çok farklı fikir ifade etme tarzında onlarda bir görüntü var. Ama Allah'ın peygamberleri vahyi aynı merkezden aldıklarından, aynı Allah'ın kelamını insanlara anlattıklarından onlar değişmez gerçekleri, bütün zamanlara hitap eden gerçekleri ifade ediyorlar. İşte peygamberimize gelen kitap musaddiq allime beyne yedeyh, daha önce indirileni tasdik edicidir. Ve enzelet tevrate vel incil, Allah Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Bugün Müslümanlar olarak bizler Allah'ın gönderdiği Tevrat'ı, Allah'ın gönderdiği İncil'i kabul ediyoruz. Ve imanın esasları arasında kitaplara iman var. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi derken Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara iman ediyoruz. Ancak gerek Yahudiler gerek Hristiyanlar, onlar bize gelen kitabı, Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorlar. Onlar da kabul etseler elbette bu imanlarından istifade edecekler. Ama kabul etmemekle mahrum kalıyorlar. Min gablu, Allah bunları daha önceden indirdi. Hudellinnes, insanlara hidayet olarak, insanlara rehber olarak Allah bunları indirdi. Ve enzelel furkan, ve Allah Furkan'ı indirdi. Burada Furkan, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri olarak düşünülebilir. Furkan ifadesi, hak ile batılı birbirinden tefrik eden, ayıran anlamında. Malum Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birisi Furkan suresidir. Ve Tebarekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî, burada abdine yani kuluna Furkan'ı indiren Allah şanı ne yücedir diye ifade ediliyor. Peygamberimize indirilen kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in bir ismi Furkan. Ama Furkan kelimesi sadece peygamberimize indirilen kitabı ifade etmez. Tevrat içinde yine Furkan ifadesi de kullanılır. Demek ki Allah'ın gönderdiği bütün kitaplarda önemli özelliklerden birisi Furkan özelliğidir. Furkan kelimesi ise el-fârigu beynel hakkı vel batıl, yani hak ve batılı birbirinden ayırt eden. İşte gerek Tevrat, gerek İncil, gerek Kur'an-ı Kerim, bunların her birisi hak nedir, batıl nedir, bunları birbirinden ayırt ediyor. Bu
bunları açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir başka surede geçen ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in tettegullâhe yec'allekum furkânen. Eğer siz Allah'tan korkarsanız, takva sahibi olursanız Allah size bir furkan nasip eder. Buradaki furkan kelime anlamı itibariyle düşünüldüğünde hak ve batılı birbirinden temyiz gücü. Yani siz Allah'tan korktuğunuzda Allah hak ve batılı ayırt edecek bir kabiliyet size bahşeder. Ve Kur'an'ı bir akıl nasip eder. Meselelere vahyin ışığında bakabilecek bir bakış nasip eder. Ve bunun neticesinde şu haktır, bu batıldır. Şu eğridir, bu doğrudur. Bu güzeldir, bu çirkindir. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Ve bu şekilde bunları birbirinden tefrik edebilirsiniz. Hakkı batıldan kolayca temyiz edebilirsiniz. İşte ve enzelel furkan derken Allah furkanı indirdi. İnsanlara hak ve batılı ayırt etme kabiliyeti de verdi. Akıl verdi, aklı selim verdi. Ve özellikle takva sahibi olan kimseler için bu melekelerini kullanma bahşetti. Böylece o gibi insanlar, takva sahibi olan insanlar hak ve batılı birbirinden kolayca ayırt edebilirler ve temyiz edebilirler. Ama bir kısım insanlar da var. Bunlar inkar ediyor, kafir oluyorlar. Bunların durumu innellezine keferu bi ayatillah, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için ise, küfrün içine düşen, küfran nimette bulunan kimseler ise lehum azabun şedid, onlar için çok şiddetli bir azap var. Yani inkar etmek aslında insan tabiatına aykırıdır. İnsan iman etmek için gönderilmiştir. Yaratılış vazifesi odur. Ama tarih boyunca pek çok insan iman yerine inkarı tercih etmiş. Bu da tabii bir imtihan. Allah-u Teala iman noktasında insanları hür bırakmış. Mesela bizler kadın veya erkek olmakta hür değiliz. Var olmak veya olmamakta da hür değiliz. Şu anda var olmamız, kadın veya erkek olmamız tümüyle kaderin bir tercihidir. Allah-u Teala kader programından böyle istemiş ve bizleri var etmeyi murad etmiş, kadın veya erkek olarak yaratmayı murad etmiş. Bu noktada hepimiz kaderin mahkumuyuz. Var olmakta, saçımızın renginde, falan milletten olmada, bu gibi hususlarda tümüyle kaderin mahkumuyuz. Ama mümin olmak veya kafir olmak, şükretmek veya nankörlük yapmak, bu noktalarda tümüyle serbest bırakılmışız. Ve İmam Gazali'nin de dikkat çektiği gibi insan hür olmaya mecbur. Güneş hür değildir. Güneş kendine çizilen yörüngede gitmeye mahkumdur ve mecburdur. Ay kendine çizilen yörüngede gitmeye mahkumdur, mecburdur. Başka bir yol düşünülemez. Başka bir ihtimal bunlar için söz konusu değildir. Allah bize de bir yol çizmiş. Allah'ın gönderdiği din. İşte o Allah'ın gönderdiği yolda gidebilmek, bu tamamen bizim tercihimize bırakılmış ve biz o noktada hür bırakılmışız. Bazıları iman ediyor, bazıları inkar ediyorlar. İnkar edenler için lehum azabun şedid, şedid bir, şiddetli bir azap var. Vallahu azizun züntigam, ve Allah azizdir, intikam alandır. Yani Allah-u Teala bir başka cihetten isimlerine baktığımızda Gafurur Rahim'dir. Sonsuz bağışlayıcıdır, sonsuz merhamet sahibidir. Ama aynı Allah-u Teala kafirler için ceza vericidir, intikam alıcıdır. İnna Allah la yahfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Şüphesiz Allah'a göklerde ve yerde hiçbir şey gizli değildir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ın ilmi dairesinde cereyan eder ve Allah'ın ilmi dışında bir şey gerçekleşmez. Huvellezî yusavvirukum fil erham keyfe yeşâ. Ve o Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendirir. Bu da Allah-u Teala'nın sonsuz ilminin bir göstergesidir. Mesela normalde bizlerin yaratılmasında anne babamız vesiledir.
Ama bizi yaratan Allah'tır. Anne baba sadece bir sebeptir. Ve anne karnındaki çocuğu şekillendiren değildir. Hatta onun cinsiyetine, kız veya erkek oluşuna müdahale edemez. Allah dilerse kız, dilerse erkek gönderir. Ve bu da Cenab-ı Hakk'ın en karanlık yerlerde o nurani tasarrufunu, mübaşeretsiz tasarrufunu bize gösteren bir durumdur. Yani bebek ananın karnında, annenin karnında ama anne ona müdahale edemiyor. Anne ona karışamıyor. Allah anaların rahminde insanları dilediği gibi eviriyor, çeviriyor, renklendiriyor, şekillendiriyor ve o şekilde yaratıyor. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yok. El azizül hakim, ve Allah azizdir, hakimdir. İşte Allah'ın kendinden başka ilah olmadığını gösteren en büyük tasarruflarından birisi rahimlerde yapmış olduğu tasarruf. Orada üç karanlık içinde fi zulümetin thelâs diye bir başka ayette ifade edilen durum gerçekleşiyor. O karanlık yerde Allah-u Teala dilediği gibi tasarrufta bulunuyor. Ve buradan biz şunu da anlıyoruz. İnsan irade sahibi, şuur sahibi. Buna rağmen bu insan, mesela bir anne, kendi vücudunda meydana gelen bir tasarrufta söz sahibi değil. Bebeğinin şekillendirilmesinde söz sahibi değil. Bebeğinin cinsiyetinin belirlenmesinde söz sahibi değil. Ve Allah-u Teala en karanlık yerlerde de en aydınlık tasarruflarda bulunuyor. Toprağın altı karanlık ama toprağın altında da çekirdeklere şekil veriliyor. Tohumlara şekil veriliyor. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın tek ilah olduğunu, aziz hakim olduğunu gösteren bir takım durumlar. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Ali İmran suresinin ilk sayfasının yarısını beraberce değerlendirmeye çalıştık. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.